Arkadaşlar merhabalar. Bugün Near ağında olan bir siteyi test edeceğiz. Near ağında daha önce de yapmıştık testnetler, öyle hatırlıyorum. Belki siz de video çekmede başlamadan önce de yapmış olabilirim ama o yüzden bir hatırlatayım. Near Wallet kurmanız gerekiyor, testnet wallet'ı. Bunun ben linkini aşağıya atacağım. Bu şekilde bir cüzdan kurulumu var. Böyle bir cüzdanı var. Çok basit zaten, MetaMask'la aynı şeyler. Zaten Türkçe olduğu için de bunu yapmanız da çok basit. Bu Near Wallet Testnet wallet'ını kuruyorsunuz. Bir de normal wallet'ını da kurmayı unutmayın. Bir testnet için kuracaksınız, bir de normal kuracaksınız. Çünkü bu testnet'e katıldıktan sonra normal Near Wallet adresimizi de istiyorlar. İkisini birden koymamız gerekiyor. Şimdi bunu kurdunuz. Bu Near Wallet Testnet. Şu an ben testnet'i gösteriyorum size, testnet olanını. Bunu kurdunuz çünkü kurarken, şunu da dipnot söyleyeyim, kurarken testnet olarak mı kuracaksın, işte mainnet olarak mı kuracaksın diye sana zaten soruyor bu cüzdanı kurarken. Dolayısıyla hem bir testnet kuracaksınız hem de bir normal Near cüzdanı kuracaksınız. Sonra zaten kurduğunuzda size otomatik 100 tane test Near'ı içinde gönderiyor. Bu testnetlerde kullanmamız için gönderilmiş Near'lar olacak. Test edeceğimiz site de burası. Verde diye bir site. Bunun daha önce Algorand testneti vardı. Hala da devam ediyor. Buna da yapmak isteyenler bu siteye bağlanınca yapabilir. Onu da ben ufaktan gösteririm. Önce şunu bir anlatayım. Near'ı yeni çıkmış çünkü. Ve süresi de kısa. Hemen birkaç gün içerisinde bitiyor. Mutlaka katılın. Şimdi burada Near paritesi olmadığı için, dolayısıyla bu Near Wallet'tan geliyorsunuz, önce size vermiş olduğu 100 tane Near olacak. Bu Near'ları işte bir 15-20 tanesini ya da 50 tanesini ben çevirmiştim daha önce. O 10 tanesini çevireyim. 10 tanesini VNear'a çeviriyorsunuz. Buradan onaylıyorsunuz. Basit işlemler zaten. Çok da Near sistemi de hızlı çalışan bir sistem zaten. O yüzden sorun yok. Bakın çevirdim diyor. Tamam diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz bu siteye. Bu siteye geldiğinizde benim zaten çevirmiş olduğum Near'lar vardı. Burada yapacağımız işlemler yine swap, pool, bu kadar. Bunları en az 5 tane swap yapmanızı istiyor. Bakın 93 oldu, daha demin çevirdiğim şey geldi. En az 5 kere swap işlemi yapın demişler testnet için. Geliyorsunuz buradan seçiyorsunuz ve sonra böyle bir sayfaya tekrar atıyor. Bir onaylıyorsunuz. Ondan sonra onaylanıyor. Bundan 5 tane yapacaksınız. Unutmayın. Yani daha fazla yapın da en az minimum 5 tane yapacaksınız. Bunu da 2 gün üst üste arka arkaya tekrarlayın mutlaka. Ben yaptım, bir 10-15 tane yaptım. Size göstermek için şunu yapmış oldum. Yani burada bir sürü parite var. Bunlar arasında istediğiniz gibi Veneer'larınızı çevirebilirsiniz. Sonra pool kısmına geldiğinizde burada zaten 2 tane pool var. Veneer'la USDC ve USDC USDT. Dolayısıyla swap yaparken önce USDT ve USDC'ye çevirin. Sonra gelin pool kısmına. Ben şu an ekli olduğu için bende remove da çıkıyor, sizde çıkmayacak. E'de basıyorsunuz zaten, çok basit. İşte bir tane ondan 11 tane USDC ekleyeceğim diye okey diyorsunuz. Confirm ediyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Daha sonra zaten bir de remove işlemi, yani eklediğimizin bir kısmını geri alma işlemi yapacağız. Ve testnet bitecek. Bu kadar basit yani. Kullanmanız gereken yerler bu kadar zaten. Maşallah dediğimiz 2 gün yaşamıyor. Bu kadar uzun sürmüyordu ama neyse, olsun. Olsun, sorun değil. Near sistemini de severim. Bir Cosmos, bir Near. Bunlar favori sistemlerim. Tamamdır. Bakın şu an bunu ekledi. Benim zaten şurada görüyorsunuz aşağıda current position diyor. Burada açmış olduğunuz var. Buraya geliyorsunuz remove kısmına. Buradan da bir kısmını, işte %20'sini ben geri alıyorum. Bunu da onaylıyorum. Onaylıyorum. Bu işlemi yapsın o. Biz de bir sigaramızı yakalım. Daha sonra yapacağımız işlemler, birkaç tane testnet için işlem var. Onları da göstereceğim hemen bitmesi için. Şimdi bu bitti. Geliyorsunuz bu sefer alttakine USDC ve USDT'ye ekliyorsunuz. Bu kadar. Burada whitelist olmayan all dediğinizde diğerleri de çıkıyor. Eğer zamanınız varsa bunlara da ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Bunun size kalmış bir şey. Ben bu ikisine yaptım sadece. Whitelist olanlara yaptım. Ama siz dediğim gibi şuradan değiştirip hepsinde de yapabilirsiniz. Bu kadar. Bu testnette yapılacak işlemler. Daha sonra şu bunların bir Discord kanalları var. Discord kanallarına geliyorsunuz. Bunların hepsinin linkini koyarım zaten.
Burada zaten bakın feedback kısmı var. Klasik zaten bu feedbackleri vermeyenleri eliyorlar büyük ihtimalle şeyde airdrop yaptıklarında mutlaka bu feedback ya Discord'dan istiyorlar ya Twitter'dan ya bir yerden bir testnet yapıyorsanız yani %90'ının feedbackini oluyor. O yüzden bunları kaçırmayın. Eksik bunu yapıyorsanız sonra neden kazanamadım demeyin. Bu feedback'i verin. 2-3 tane ekran görüntünüzü alın. İşte bir testnet olan Near cüzdanınızı bir de ana olan Near cüzdanınızı buraya yazın. İşte yine ağamsın, paşamsın, klasikler biliyorsunuz. Onları yazın, gönderin. Daha sonra yapmanız gereken bunların bir Gleam oluşturdukları bir form var. Yani burada da bunları yapmamızı istiyorlar çünkü göndermeleri için. Şu an ben yaptığım için bunlar silik gözüküyor ama işte bunların Twitter'larını takip ediyorsunuz. Twitter'larındaki kişileri retweet ediyorsunuz. Üç arkadaşınızı etiketleyip daha sonra işte şu feedback ver diyor. Bakın zaten Twitter üzerinden de bana feedback ver diyor. Bunu yapıyorsunuz. Sonra en az 5 tane swap yap diyor zaten burada. Onu da yapmış olmanız gerekiyor zaten. Bunu yapıyorsunuz. Discord'larına katılıyorsunuz ve Telegram'larına katılıyorsunuz. Bu kadar. Ben bunun da size linkini koyacağım. Bu formu dolduruyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Bu feedback'i veriyorsunuz ve buradaki swap pool işlemlerini yapıyorsunuz. Ha, bu sitede şu Algorand hala devam ediyor. Onu da göstereyim. Buradan geldiğinizde buna tıkladığınızda bu sefer Algo wallet cüzdanınızın bağlı olmasını isteyecek. Soracak. Eğer Algo wallet'ınız yoksa örneğin ben burada bir tane size şey yapayım. Çevireyim yine. Burada da yine swap ve pool var. Çünkü başka da bir şey yok. Neye çevireceksin? Hadi USDC'ye çevir. Hani bununla ilgili bir şey yapmamışlar ama söylememişler ama hazır bu testnet de açıkken bunu da bu site içerisinden yapın. Bakın bu My Algo Wallet'tır. Bunu da kurabilirsiniz. Ben de bunu zaten kurdum. Sonra testnet alıyorsunuz. Bu kadar basit. Artık cüzdan kurmalarını anlatmıyorum. Zaten hepsi aynı birbiriyle benzer. O yüzden yapmanız gereken işlem bu kadar. Geliyorsunuz, onay veriyorsunuz. İşte çevirim işlemini yapıyor. Bu da ben burada da bir 10-15 tane al sat işlemi yaptım. Daha sonra geldim. Burada da pool'lar var. Burada şey pool'u yok maalesef. Whitelist diye pool'lar yoktu. Ha gelmiş mi? İki tane whitelist gelmiş. Bunlara ekleme yapabilirsiniz. Aynı. Yine whitelist olmayanlara da ekleyebilirsiniz. Buradakilere vaktiniz varsa. Bunun için bir feedback yeri yok. Şu an için çünkü near testneti devam ediyor. Belki bu bitmiş bile olabilir. O yüzden ben şansımı denedim hazır bu siteye girmişken. Şu Aurora ve Algorand dedikleri zaten mainnet. Bunlara gerçek parayla yapabildiğiniz test de değil. Hatta işlemler yani site zaten şu an aktif çalışıyor Algorand'da ve Aurora'da. Şimdi Near'a da gelecekler. O yüzden Near'ı kaçırmayın. Algorand'a vaktiniz yoksa Near'ı mutlaka yapın. Feedback'ini verin. Bu kadar basit. Başka da bir işlem yok. Bu videoluk da bu kadar. Görüşmek üzere.